Asya piyasalarına hoş geldiniz. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz'a dönüyoruz. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Aslında Çin'deki enflasyon küresel piyasalarda biraz daha stres arttırmış gibi görünüyor. ÜFE rakamına bakacak olursak son 26 yılın en yüksek rakamı olduğunu da dile getiriyoruz. Buradaki ayrıntıları senden alalım. Piyasa etkileri nasıl oluştu? Pelin, öncelikle merhaba, hatırlar mısın? Dün seninle aslında bu saatlerde uyanmıştık. Demiştik ki Çin'in üretici fiyatları endeksi son 26 yılın en üst düzeyine tırmanabilir. Tırmandı da, ama tabii ki burada belki asıl vurgulamak gereken şey Pelin, beklentilerinde üzerine çıktı. %12 civarında analistler bekliyordu ama 13.5 gerçekleşti. Çok ciddi bir oran, dünyanın fabrikası sayıldığını da belirtmekte fayda var. Çin'in şimdi aydına ya da tabii bakmak lazım. Orada da bir önceki aya göre 2.7 civarında çok şiddetli sayılabilecek önemli bir dalga boyunda genişleme oldu. Tabii sebebini merak edebilirsin. Neden oldu diye aslında bildik sebepler. Bugün nitekim basın toplantısında, İstatistik Kurumu'nun basın toplantısında da aynen bu nedenler tekrarlandı. Bir defa biliyorsun genel olarak emtia fiyatları yükseldi. Çin o emtialarla birlikte tabii ki fiyat baskısını da üzerine çekti. Ardından tabii enerji sıkıntıları oldu ve hem enerji maliyetleri hem ham madde maliyetleri doğrudan doğruya üreticilerin maliyetlerini arttırdı. Fabrika çıkış kapısı diye de böyle basitleştirelim, fiyatları arttırdı. Dolayısıyla bunu iyi takip etmek lazım. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisi gelecek. Elbette ki Çin'in üfesiyle Amerika'nın tüfesi arasında bir bağıntı var. Ama tabii bu biraz bugün değil ama gelecek aylarda Çin'deki bu üfe artışının Amerikan tüfesine de etkisini görebiliriz diyeyim Pelin. Onun haricinde TÜFE normalde ikinci önemlidir ama üzerinde biraz durmakta fayda var, vaktini alacağım. Çünkü %1,5 çıktı bir defa, onu söyleyeyim. O da beklenti üzeri. Manşetten bakıldığında %1,5 düşük gibi görünebilir ama et fiyatlarından kaynaklı suni bir düşüklük var. Ne kastediyorum burada? Uzatmadan anlatayım hemen. Sadece 1 puan, eksi 1 puan enflasyondan domuz eti fiyatları götürüyor. Dolayısıyla eğer domuz eti fiyatları bunu götürmeseydi 2,5 olacaktı. Bu da hayli önemli bir oran. Nitekim gıda dışına baktığımızda %2,4. Bu da lafı nereye getireceğim? Merkez Bankası'nın eline hazırdı böyle fiyatlarda bir yükselme eğilimi varken biraz alanını daraltabilir. Nitekim bugün bu çok konuşuluyor. Dolayısıyla makroekonomik etkileri de olabilir. Piyasalar diyeceğim, lafı uzattım. Pelin, sabah hava kapandı enflasyon verileriyle. Öğleden sonra biraz açıldı. Neden açıldı onu da belirteyim ama bir defa parti toplantısı var biliyorsun. Pekin'de yarın bildiri açıklanacak. Bunun getirdiği beklentiler var. Ardından emlak piyasasını çok konuşuyoruz. Olumlu bir gelişme var. Zordaki şirketlerin ve büyük emlak şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak biliyorsun. Orada hükümetin çok sıkı tedbirleri vardı. Bir de hepsinden belki daha önemlisi, haftaya Xi Jinping ile Biden bir telekonferans görüşmesi yapacak. Henüz tam tarihi saati belli değil ama bunun yarattığı bir olumlu hava var. Çok teşekkür ediyorum Sadi Kaymaz, aktarmış olduğun bilgiler için. Diyoruz Asya piyasalarını burada noktalıyoruz. Yatırım kulübüne başlıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Yatırım Kulübü'ne tekrardan hoş geldiniz. Ben Pelin Yantur. Bugün içeride beklediğimiz işsizlik rakamlarını karşıladık. TÜİK tarafından saat 10'da açıklanan veriye bakacak olursak Eylül ayında işsizlik oranı %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Önceki rakam ise %12,1 seviyesindeydi. Ayrıntılarını değerli konuklarımla birlikte program içerisinde konuşacağız ama onun öncesinde piyasadaki rakamlara bakmak üzere ve değerlendirmek üzere Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Betül Asilkan bizlerle birlikte. Betül, hoş geldin yayınımıza. Borsa İstanbul'a bakacak olursak 0.18'lik primlenmeyle birlikte 1618'den geçiyor işlemden. Bankacılık tarafında özellikle 0.39'luk primlenme söz konusu ama sanayi tarafı ise eksi de. Bugünkü beklentilerimiz nedir? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Küresel çaptan başlamak gerekirse dün Amerika'da açıklanan üretici fiyatları Ekim'de ivme kaydettiğini gördük ve enflasyonist endişelerin tekrar güç kazanmasında etkili oldu. Aynı zamanda faiz artırımının beklenenden erken başlayacağına dair endişeleri de besledi diyebiliriz.
Rally'nin ardından yurt dışı piyasalarda zayıflama kaydedildiğini takip ettik. Her ne kadar Fed Başkanı Powell geçen hafta faiz arttırımı konusunda sabırlı olacağına yönelik mesajlar verse de büyümenin ivme kaybettiği son çeyrekte enflasyonun artması sıkı para politikasına doğru daha hızlı adımlar atılmasına neden olabilir. Günün geri kalanında Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamı hem fiyatlamalar hem de risk iştahı üzerine belirleyici olacaktır. Öncelikle bundan bahsetmek isterim. Baktığımız zaman endeks cephesinde yurt dışında gördüğümüz tablonun benzerini görüyoruz diyebiliriz. Açıklanan bilançolarla küresel çapta şahit olduğumuz gibi endekste de yükselişin desteklendiğini ve pozitif görünümün sürdüğünü görüyoruz. Özellikle ilk etapta biraz önce bahsettiğiniz gibi bu yükselişlerin bankacılık sektöründeki yükselişle desteklendiğini takip ettik. İlk etaptaki yükselişin ardından alımların genele yayılmasıyla dün 1631 seviyesi test edildi. Böylece hem gün içi hem de kapanış bazlı zirve seviye yenilenmiş oldu. Bugün yurt dışında zayıf seyir yaşanıyor biraz daha. Yurt içinde güne pozitif bir başlangıç yaptık. Endekste önümüzdeki süreçte 3. çeyrek finansalların açıklanmasının sonuna gelinmesiyle birlikte hisse bazlı hareketlerinde yavaşlayacağını değerlendiriyoruz. Bu sebeple önümüzdeki süreçte teknik seviyeler daha önemli hale geliyor olacak. Alımların tekrar güç kazanması halinde dünün zirvesi 1631 seviyesi, devamında ise 1670 seviyelerine kadar yükselişler söz konusu olabilir, ancak geri çekilmelerde 1590 seviyesi yeni referans noktamız olacak. 1590 seviyesinin üzerine kalıcılık sağlanıp sağlanamadığını takip ediyor olacağız. Fiyatlamanın 1590'ın altına sarkması durumunda 1545 seviyesine kadar önemli bir destek bulunmadığından bu seviyeye kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir ve satışlar derinleşebilir. Gün içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamı hem fiyatlamalar hem de risk iştahı üzerine belirleyici olacaktır. Çok teşekkür ediyorum Betül Asilkan, aktarmış olduğum bilgiler için diyoruz. Saat 10'da TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardına geçmek üzere, ayrıntılarını aktarmak üzere araştırma masamıza dönüyoruz. Çağlar bizlerle birlikte. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Ağustos ayına ilişkin veriyi almıştık. 12.1 seviyesindeydi. Bugün Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarına bakacak olursak burada da 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıntıları senden alalım. Pelin, günaydın. Ben de kuruluşuna ve kurtuluşuna önderlik ettiği ülkenin bağrında yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak başlayayım bugüne. İşsizlik verilerine baktığımız zaman genel itibariyle üretim ve yaz aylarındaki açılmalar sonrasındaki ekonomik aktiviteye paralel Eylül verilerinin işsizlik ve istihdam rakamlarına da yansıdığını görüyoruz. Keza senin de ifade ettiğin gibi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranında bir gerileme var. Ama detaylara baktığımız zaman mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda %45.2'den %45.8'e 426 bin kişilik 0.6'ya tekabül eden bir artış görüyoruz. İş gücüne katılım oranında da 51.2'den 51.7'ye 356 bin kişiye tekabül eden 0.5 puanlık bir katkı var. Genç işsizliğe baktığımız zaman önemli değişimlerden bir tanesi burada. Son ay verisine göre, Ağustos verisine göre genç işsizliğin -0.9 gerilediğini görüyoruz ki istihdamda da genç 15-24 yaş arasındaki genç işsizlik tarafında, genç istihdam tarafında tekabül eden rakamda 0.3 puanlık bir artış var. İstihdamın detaylarına baktığımız zaman halen hizmet sektörünün %54.9 ile en yukarıda olduğunu görüyoruz. Onu %17 ile tarım, %22 sanayi ve %6 civarında inşaat takip ediyor ki burada da sektörel güven, üretim ve büyümeye yönelik verilerin öne çıktığını görüyoruz. Son olarak İşkur'un son yayınlamış olduğu Ekim verilerine baktığımızda yine burada da TÜİK'in verilerine yansıdığı gibi ekonomik aktivitedeki Eylül'deki o pozitif havanın burada da yansıdığını görüyoruz. Keza Ekim verilerinde %6.8'lik Eylül'e göre kayıtlı işsiz sayısında bir gerileme var İşkur verilerinde. Genel itibariyle istihdam ve işsizlikle alakalı verileri bu çerçevede toparlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Çağlar, aktarmış olduğun bilgiler için. İşsizlik rakamlarının, iş gücü istatistiklerinin ayrıntılarını değerli konuklarımla birlikte konuşmaya devam ediyor olacağız ama öncesinde kısa bir ara. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. TÜİK'in açıklamış olduğu iş gücü istatistiklerinin ayrıntılarıyla konuşmak üzere iki değerli konuğum olacak. Secret CV CEO'su Okan Tütüncü bizlerle birlikte. Okan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bir diğer konuğum ise değerli hocamız Profesör Doktor Sinan Alçın, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Sayın hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Evet, şimdi hocam sizinle başlamak isterim. Baktığım noktada manşet işsizlik rakamı özellikle burada %11,5'e gerilerken geniş tanımlı işsizlik rakamına bakıyorum. Burada ise geniş tanımlı yani atıl iş gücüne baktığım noktada %21,9 seviyesinde yani %21,7 seviyesinden bir yükseliş söz konusu ve atıl iş gücünde bir artış söz konusu iken diğer tarafta manşet rakamlarda ise bir düşüş var. Nasıl değerlendirirsiniz rakamları? Şimdi birkaç etki var aslında göz önünde bulundurmamız gereken. Bunlardan bir tanesi tabii ki Temmuz ayından itibaren Türkiye'de yaşanan ekonomik açılma. Yani pandemi kapanmaları sonrası ortaya çıkan açılmanın Eylül ayında da Temmuz-Ağustos'ta olduğu gibi istihdam artışı yarattığını görüyoruz. Özellikle sanayi burada yine lokomotif rolde ama hizmet sektörü de oldukça güçlü bir istihdam yaratmış gözüküyor. Öte yandan yine biliyorsunuz işten çıkarma yasaklarının ortadan kalktığı bir dönem Temmuz sonrası. Bunun da kısmi etkilerini gördük çeşitli alanlarda. Yine yaz ayları da yani Eylül yazın sonu artık sayabileceğimiz dönem ama turizmin görece kuvvetli olduğu bir döneme işaret ediyor. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda manşet işsizlik rakamında özellikle sanayi ve hizmet çekişli bir istihdam artışı nedeniyle hafif bir gerileme görüyoruz. Fakat TÜİK'in geçtiğimiz Ocak ayından bu yana yayımladığı yeni istatistik setinde özellikle bu atıl iş gücü oranı olarak gördüğümüz geniş tanımlı işsizlikte ise bir artış var. Burada tabii bu artışın temel sebebi esas itibariyle mevcut işlerdeki geçicilik düzeyi. Yani şu anlama geliyor. Demek ki Eylül ayındaki istihdamın belli bir kısmı belki turizmden kaynaklı canlanma veya tarım sektöründe mevsimsel hareketten kaynaklı canlanma nedeniyle geçici işlerde olmuş. Yani bir 40-45 gün içerisinde başka bir işte çağrıldığında gidebilecek durumda ki iş gücünü de burası anlatmış oluyor. Öte yandan başka bir iş teklif edildiğinde değiştirebilecek durumda olanları veya mevcut işinde elde ettiği ücret ve sosyal haklardan memnun olmayanları da bir yönüyle kapsıyor. Dolayısıyla atıl iş gücü oranında bu yönlü yükseliş olması da aslında bu Temmuz'dan itibaren başlayan ekonomik ivmenin yarattığı bir istihdam artışı sonucu ortaya çıkan bir işsizlik gerilemesi. Fakat bunun da hani yapısal olarak işsizlikte kalıcı bir gerilemeye yol açtığı sonucunun ortaya çıkmadığı bir durum yaratıyor. Şimdi son şunu da bahsetmek lazım. Özellikle bu üçüncü çeyrek büyümesi Türkiye ekonomisinde %21,7 olarak açıklandı. Bunun içerisinde de %40 düzeyinde sanayide bir gelişme olduğunu gördük. Hizmet sektöründe hakeza önemli bir artışı vardı %20,5 düzeyinde. Dolayısıyla bunlar da aslında benzer nispetlerde Eylül ayının istihdamında da bir görünüm sunuyor. 200 binin üzerinde sanayi sektöründe istihdam artışı, işte onun yarısı kadar da hizmet sektöründe bir istihdam artışı ortaya çıkmıştı. Burada tabii aylık veriler yayınlanıyor. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi 3 ayın ortalaması olarak bir veri görmüyoruz. Yani bu Eylül ayı, Eylül ayına ait veri. Burada belki biraz daha büyüme oranıyla ve bunu büyümenin istihdama ne ölçüde etkide bulunduğunu görebilmemiz için ayın 16'sını beklememiz gerekecek. 16'sında çünkü 3. çeyrek istihdam rakamı açıklanmış olacak. Burada bir takım düzeltmeler de tabii yapabiliyor istatistik olarak TÜİK. Burada yani hem büyüme hem de istihdam verisi elimizde olduğunda 3. çeyreğe ilişkin çok daha net bir görünüm ortaya çıkmış olacak. Okan Bey, diğer tarafta ise bakacak olursak yani rakamlarda az önce hocama da yönelttiğim soru gibi geniş tanımlı işsizliğe bakıyorum. Orada bir yükseliş söz konusu ama manşet rakamda bir düşüş var. Bu rakamlara baktığınız noktada gözünüze çarpan ayrıntılar nelerdir? Nasıl değerlendirdiniz rakamları? Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani önce Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında inanılmaz bir ivmelenme oluştu. Nedeni belliydi. İşte açılmalar başladı. İşten çıkarmalar her şey serbestleşti. Temmuz'da inanılmaz bir 15 günlük bayram vardı. Ve bir şekilde Haziran, Temmuz, Ağustos ayında özellikle Secret City tarafında ilanlar çok fazlalaştı. Yani 45 bin seviyelerine kadar geldi.
bundan sonra yani Eylül, Ekim, Kasım hatta Aralık aylarına kadar işsizlik biraz daha düşmeye devam eder ama seviye belli bir yerde kalacaktır bir süre daha. Çünkü şimdi bir grup firma elemanı alma peşine düştü ve ilanlar yayınlıyor, mülakatları yapıyor. Doğru adam almaya çalışıyor. Bazen adaylar o işi seviyor, başvurmasına rağmen gitmiyor, vazgeçiyor, başka yerlere dönüyor. Dolayısıyla şu anda bir dalgalanma var. Tabii ki pozitif yani bir dalgalanma var. Özellikle Z kuşağında. Zaten tüm çalışanlarımıza baktığımız zaman tüm Türkiye'de ağırlıkta hizmet sektöründeyiz. Yani %55'imiz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Dolayısıyla da en hızlı her zaman büyüyen ve perakendeydi. E-ticaret arkasından geldi. Tabii ki gıda, tekstil de çok önemli sürükleyicileri bunlar. Tabii ki çağrı merkezi gibi sektörler de çok hareketli. Dolayısıyla şu anda Eylül, Ekim, Kasım'ı da yaşamak, hatta Aralık da dahil olacak şekilde bu seviyelerde böyle bir 0-2-0-5 puan arasında işsizlik biraz daha düşerek devam edecektir ama Haziran'dan itibaren inanılmaz başlayan ilanlar biraz daha sabit gidecektir. Zaten iş değiştirenlere baktığınız zaman yani bir firma niye eleman arayacak? Ya boşta olacak ya biraz daha büyüyecek. X'ten birisi. Şu anda boşlukları doldurmaya çalışıyor tüm firmalar. Hele hele sektörlerde yani e-ticaretteki yani şöyle basit bir örnek vereyim. Eskiden restoranda garson olan kişi şu anda e-ticarette bir kurye olarak çalışıyor. Kargo, lojistik sektörüne geçmiş durumda. Kimi zaman işte markayı vermek lazım. Evinize getirdiğiniz ürünlerle ilgili. Kimi zaman lojistikle ilgili. Şimdi dolayısıyla bir açık da söz konusu. Ama en çok iş değiştirenler, yani Secrets'deki belirlerle söylüyorum bunları ben. Z kuşağı dediğimiz genç kuşak. Beklentileri çok yüksek ve ağırlıkta mutlulukla ilgili şeyleri ilk sıraya koyuyorlar. Yani biraz çalışayım, biraz para kazanayım. Ondan sonra duruma göre daha iyi bir iş yerine geçeyim peşindeler. Tabii ki bu tüm Türkiye'yi kapsamıyor. Yani sadece belli bir yaş grubu ve belli bir gelir grubunda olanları kapsıyor tabii ki. Daha çok ihtiyacı olanlar inanılmaz ilan başvuruları devam ettiriyorlar. Ben ama yani şu anda 45 bin, 50 bin civarında olan ilan sayılarımızı, gene bizim için söylüyorum bunu, 60-65'e doğru aralıkla beraber, belki yeni yılla beraber artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir dalgalanma var hala ama pozitif yönde yani ilanlar artmaya devam edecektir ama seviyesi ilk aylar Haziran'la başlayan ilk 3 aydaki gibi olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi bununla birlikte dalgalanma devam eder dedi Okan Bey. Sayın Hocam şuna dönmek istiyorum. Türkiye aslında büyüme konusunda 3. çeyrekte siz de az önce belirttiniz güçlü bir ivme gösterdi. Fakat Türkiye'nin büyüme modeline bakacak olursak büyümede istihdam yaratan bir model mi benimsiyor? Yani istihdamın katkısı burada ne kadar oluyor? Büyümenin istihdama katkısı ne kadar oluyor? Bunu ilişkilendirecek olursak nasıl bir perspektif görüyorsunuz burada? Tabii bu dönemsel olarak değişiklik gösteriyor. Mesela 2020 yılına baktığımızda özellikle finans sektöründe %40'ı aşan bir genişleme olmuştu. Dolayısıyla oradaki esas çekiş gücü o sektördeydi. Haziran 2020'deki kredi genişlemelerine bağlı olarak. Fakat 2021 yılına geldiğimizde bu sefer bu sektörde güçlü bir geri çekilme gördük. Aslında geri çekilme tabii bir önceki yılla karşılaştırıldığında ortaya çıkan durum. Bu pandemi döneminin aslında Türkiye ekonomisinde hani sektörler bazında değerlendirdiğimizde iki sektör üzerinde özellikle etkisi var. Bir tanesi sanayi. Sanayide özellikle tedarik zincirlerindeki kopma nedeniyle uzak doğudan ana pazar diyebileceğimiz Avrupa, Kuzey Afrika pazarına doğru gelen özellikle makina ve metal yan sanayi ihracatı, satışı daha doğrusu diyelim, belli bir ölçüde Türkiye'ye kaydı. Bu da Türkiye sanayinde yine makina sektörü başta olmak üzere önemli bir etki yaratmış oldu. Dolayısıyla buradaki istihdam artışı aslında pandeminin başından itibaren adım adım sanayide ciddi anlamda farklı bir noktaya gelmiş durumda. Hizmet sektörüne baktığımızda ise burada çok güçlü kayıplar ortaya çıktı. Bütün dünyada böyle aslında pandeminin temel etkisi hizmet sektöründe oldu. Çünkü son 40 yılda muazzam bir bu hem finansal da regülasyon süreciyle de bağlantılı olarak düşünebiliriz. Hizmetleşme eğilimi var dünyada.
Bu Türkiye'de de var ve genç nüfusunda çok ağırlıklı bir kısmı hizmet sektöründe istihdam ediliyor ki genç nüfus dediğimizde 13 milyon insandan bahsediyoruz. Buradaki tabii kayıpların tekrar yerine konulması birebir şu aşamada çok olası gözükmüyor. Yine az önce ifade etmeye çalıştığım gibi belki bu çeyreklik veriler içerisinde biraz daha kırılımlara bakmak gerekecek. Yani mesela şu an işte çalışanlar acaba neden 40-45 gün içerisinde eğer teklif gelirse başka işe gitmeyi düşünüyor? Daha doğrusu düşünenler neden bunu düşünüyor? Burada sektörel kırılmalar oldu mu? Yani pandemi sürecinde örneğin hizmet sektöründe çalışıp orada işini kaybedip sanayi dallarından birinde çalışmaya başlayanlar ne oranda ve bunlar tekrar bir normalleşme sürecinde tekrar hizmet sektöründe kendilerine alan bulabilecekler mi? Bu sorunun yanıtı evet bulacaklar değil açıkçası. Çünkü bu aradan geçen 1,5 yıl neredeyse 2 yıla yaklaşıyoruz adım adım. Bu pandemi dönemi doğal olarak Türkiye'nin büyüme bileşenlerinde de farklılıklar yaratmış durumda. Bu önemli. Öte yandan tabii Türkiye açısından hani büyümeyle istihdam arasında bir ilişki kurmaya çalıştığımızda karşımıza çıkan ilk kavram potansiyel büyüme. Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı 4.7 civarında. Fakat bu biraz muhtemelen trend olarak aşağı doğru dönmeye başladı son 5-6 yıl içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'de kalıcı bir istihdam yaratılabilmesi için bu potansiyel büyüme oranı olan yıllık %4.7'nin üzerine çıkmak ve orada belli bir süre kalmak gerekiyor. Yani işte bir yıl %10, bir yıl %1, bir yıl %-5 büyüyerek o potansiyelin gerçekte yaratabileceği, daha doğrusu potansiyelin üzerinde ortaya çıkacak bir büyümenin yaratabileceği istihdam etkisini göremiyoruz. Gördüğümüz etki de Okan Bey de az önce ifade etti. Daha geçici etki oluyor. Ama şunu söylemek yanlış olmaz. Bu süreç sektörel açıdan baktığımızda istihdam bileşiminde hala tabii ki hizmet sektörü başat rolde olmakla birlikte sanayi hizmet arasında sanayi lehine diyebileceğimiz biçimde ibreyi belli bir ölçüde o tarafa doğru çevirmiş durumda. Şimdi hocam diğer tarafta bugün yine aslında en çok tartışılan konu asgari ücret. Asgari ücretin belirlenmesi konusunda da ideal seviye. Geldiğimiz noktada özellikle iş gücüne katılım oranlarında Okan Bey, yani sizin iş arayan ve yine iş veren arasındaki bu platformdaki birleşmenin geleceği ideal bir asgari ücret seviyesi ne olmalı ki? Yani en azından burada iş verenlerin talep ettiği ya da iş arayanların talep ettiği en azından öngördüğü, talepte bulunduğu seviyeler arasında nasıl bir ideal seviye belirlenmeli ki işsizlik oranı için optimal bir seviye gerçekleşsin? Şimdi zaten bu dönemde en çok konuşulan konular firmalar tarafında zaten. Bir, bu esnek çalışmayla ilgili, eve dönüşlerle ilgili evden çalışalım. Bir de şu anda bütçeler yapılıyor. Zam ne yapılmalı? Evet, asgari ücretin nereye geldiği çok önemli. Şimdi yani firmalar farklı şeyler yapıyorlar. Kimi firma enflasyon üzerinde ara zamlarda vererek çalışanının gelirinin sürmesini sağlamaya çalışıyor. Kimisi evden çalıştığı için parasal destek, yani internet ödemeleri, belki kırtasiye ofis malzeme ödemeleri gibi ödemeler yapıyor. Kimisi ısınmayla ilgili desteklerle bulunuyor. Kimisi sandalyesini, masasını veriyor. Şimdi asgari ücretin nereye geldi çok çok önemli. Çünkü bütün yapılacak zamlar hep onunla ilgili. Biz şu anda bir araştırma yapıyoruz hala hazırda. Yaklaşık şu ana kadar 600 firma katıldı. Yayınlamadık henüz daha bunu. Bitmesini bekliyorum. En az zam yapacak olan firma bile %20 bekliyor. Kendi firması için %20. %100 yapacak olan firmalar da var ama tabii geneli ne kadar değiştirecek göreceğiz henüz. Daha bitirmediğimiz için anketi yayınlamıyoruz. Yani firmalar bile en az %20 yapacakken, yani firma gelirine bağlı, bütçelerine bağlı değişecektir muhakkak. Çalışan sayısına bağlı. Özellikle sanayi tabii çok etkilenecek bu işte. Muhtemelen enflasyon oranında bir şey bekliyorum ben.
bir asgari ücret artışı bekliyorum. Ama reel yani firmalar bazında baktığınız zaman bunun üzerinde bir zam dahi yapabilirler. Ama en çok konuşulan konuların bir tanesi zamın dışında uzaktan çalışma olduğu için çok önemli nokta var burada. Uzaktan çalışma Türkiye'deki çalışma alanını çok genişletti. Eskiden firma İstanbul'da olsa bir İstanbul'daki insanı çalıştırmak istiyordu ofise getireceğinden dolayı. Ama şu anda home office yapabildiği için Erzurum'daki, Urfa'daki ya da Mardin'deki bir arkadaş çok rahat çalıştırabiliyor. İstanbul'a getirmesine gerek yok. Mülakatları dahi Zoom ortamlarında, internet ortamları yaparak çok rahat yapabiliyorlar ve kurum kültüre adapte ediyorlar. Eğitimlerini online ortamda eğitim vermeye başladılar. Zaten yeni gelen yani alttan gelen genç kuşak zaten buna hazırdı ve zaten uyguluyordu. Dolayısıyla yani bu pandemi sonrasında çalışma modelleri içerisine baktığımız zaman zannediyorum tüm Türkiye sathına yayılan bir çalışma alanı oluşuyor. Tabii verimlilikleri herkes ölçmeye devam edecek. Çünkü bütün dünyada konuşulan tek bir konu var. Dönelim mi işe, dönmeyelim mi? Şu anda bir grup firma yarı yarıya çalışıyor. %80'e 20, 20'ye 30, 20'ye 80 şeklinde, 70'e 30 şeklinde. Hep denemelerle şu anda nasıl gittiğine bakıyorlar. Bazı sektörler var ki işte sanayi gibi mümkün değil. Yani orada olmak zorundasınız fiziki. Ama bir grup hizmet sektörü var ki buna yazılımcılar da tabii en önemli şeyler. Hiç ofise gelmesine gerek yok. Yani Türkiye'nin her yerinden çalışabiliyorlar. Hatta yurt dışından da iş alabiliyorlar. Özellikle yazılım sektörü. Dolayısıyla okulların başlaması çok büyük etkendi. Yani bir kısım işe dönüşü arttırdı. Tabii yani Covid'in ne olacağı da tabii burada bir muamma. Çünkü rakamlar bir türlü düşemedi. Onunla beraber yani okullar açıldı. İşe dönüşler başladı. Eğer Covid artmazsa ve aşılanma sürerse zannediyorum işsizlik biraz daha düşmeye devam edecektir. Ondan sonrasını göreceğiz zaten. Evet, şimdi burada Sinan Hocam sizle de yine devam etmek isterim. Asgari ücret en büyük tartışma konularından biri son günlerde. İşveren açısından da önem arz ediyor. En azından büyümeye etkisi konusunda. Ama bununla birlikte iş arayanlar açısından da önem arz ediyor. Sizce ideal bir ücret hangi noktada belirlenmeli? Hangi tarafa daha yakın olmalı en azından istihdama yansıması açısından? Şimdi bir maliyet unsuru olarak asgari ücreti ele alabiliriz. Burada tabii tartışılacak kısım daha çok enflasyonla mevcut yapılması planlanan asgari ücret artışının ilişkisi. Gerçekte yaşanan enflasyon nedir ya da asgari ücretle geçinmek durumunda kalan geniş kesimler açısından reel gelir erimesi ne kadar yıllık? Bunu dikkate almak lazım. Bu maliyet hesabı. Fakat diğer taraftan Türkiye ekonomisi için özellikle konuştuğumuzda asgari ücret aynı zamanda sosyoekonomik bir konudur. Çünkü Türkiye'de çalışanların %43'ü hatta tam oran %42,9'u asgari ücretle çalışıyor, gözüküyor. Bu mesela Belçika'da %1,1 oranında. Dolayısıyla örneğin Belçika ekonomisi için konuşuyor olsak asgari ücrete işte enflasyon oranının altında, üstünde, tam hizasında bir zam yapılması tartışması bir maliyet tartışmasına indirgenebilir. Fakat Türkiye için konuştuğumuzda asgari ücret bir referans ücrettir. Dolayısıyla özellikle toplu iş sözleşmelerinde metal sanayi başta olmak üzere bütün sektörler açısından da bir nirengi noktası oluşturmaktadır. Bu yönüyle dikkatlice ele alınması gereken bir konu. Hani sonuç üzerinden tartışırsak yani 2021 yılı Kasım ayına geldiğimizde nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya asgari ücretle çalışanlar? Elbette ki çok güçlü bir reel gelir erimesiyle karşı karşıya pandemi dönemi nedeniyle de ağırlıklı olarak hani işten çıkarmalar veyahut da ücretsiz izin, kısa çalışma nedeniyle de özellikle son 1,5 yılda Temmuz ayına kadar geçen dönem için söylüyorum. Gelir kayıplarının da ortaya çıktığını hesaba katarsak
kalıcı ya da geçici gelir kayıplarının. Dolayısıyla asgari ücret herkesi ilgilendiriyor. Çünkü insanlar aldıkları ücreti tek başına harcamıyor. Aileyle birlikte harcıyor. Bu nedenle de asgari ücret aynı zamanda o ailenin de ailelerin de yaşamını etkileyen bir unsura dönüşüyor. Burada tabii kalıcı iyileşme için neler yapılmalı? Yani neden biz asgari ücretle çalışanların %42.9 asgari ücretle çalışıyor ya da öyle gözüküyor? Bunu ortadan kaldırabilmek için de tabii sektörlerde katma değeri artırmak gerekiyor. Onun için bizim açımızdan hani asgari ücret sadece bir maliyet tartışmasına inebilen bir konuya dönüşebilmeli. En azından katma değerli bir istihdam boyutuna ilerlemek lazım diyorsunuz. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler için. Okan Bey sizlere de kıymetli değerli görüşlerinizi aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Yine Secret CV CEO'su Okan Tütüncü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikte iş gücü piyasalarına yönelik istatistikleri yorumladık. Şimdi yatırım kulübünü burada noktalıyoruz. Asya piyasaları ile devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ersoy Erkazancı, hoş geldin yayınımıza. Asya piyasalarındaki gelişmeleri senden alalım. Pelin merhaba. Evet, bugün Asya'da satış baskısı vardı. Çin'de üfe son 26 yılın en yükseğe gelince %13,5 satış baskısını tüm piyasalar hissetti. Bir tek Hong Kong eksideydi, o artıya döndü. Onun dışında petrol tarafında artılar vardı. 85 doların üzerine attı yine Brent. Amerika'da stratejik petrol rezervleri kullanıp kullanmayacağına dair soru işaretleri vardı. Dün iki gelişme oldu. Enerji Bilgi İdaresi kısa vadeli görünüm raporunu açıkladı. Ve burada Aralık ayında fiyatlar dengelenir. Gelecek senede fiyatların düşmesini bekliyoruz şeklinde bir rapor olunca ve API'nin haftalık raporunda da üretim artışı olunca petrol fiyatları yükseldi. Amerika stratejik petrol rezervlerini şimdilik kullanmaktan vazgeçti. Diğer taraftan da Suudi Arabistan yeni tahvil ihracına yaptı. Bu sene içindeki 3. tahvil ihracı oluyor. Bir sukuk, bir de 30 yıllık tahvil. Sukuğu 2 milyar dolarlık sattı. Evet. Tahvili de 1.25 milyar dolarlık sattı. Son zamanlarda olumlu gelişmeler oluyor Suudi Arabistan'da. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy, aktarmış olduğum bilgiler için. Diğer Asya piyasalarında burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.